Elimizde bir metreküp hacminde ve 100 kilogram ağırlığında bir küp olduğunu düşünelim. Bu küpü 30 metre yükseklikten yere doğru bırakalım. Belli bir hızla yere çarpar. İkinci denememizde 100 metre yükseklikten yere bırakalım. Daha hızlı yere çarpar. Peki 10 kilometre yüksekten bırakırsak ne olur? Cevap şaşırtıcı. 100 metreden bıraktığımızla aynı hızda yere çarpar. Bu gerçekliğe limit hız deriz. Limit hız, hava direnci ile doğrudan ilişkilidir. Havanın bulunduğu ortamda yüksekten bırakılan nesneler, belli bir hıza geldiklerinde artık hızlanmamaya başlar. Düşen nesnelerin düşme sebebi yer çekimidir. Yer çekimi cismi aşağıya doğru çeker. Hava sürtünmesi ise hareketin aksi yönde kuvvet uygular. Bir noktada bu iki kuvvet eşitlenir ve nesne artık daha fazla hızlanmamaya başlar. Limit hız bu formülle hesaplanır. Başta belirttiğimiz küp için bu formülü çözersek saatte 140 kilometre buluruz. Newton mekaniğine göre bu küp yaklaşık 77 metrede limit hıza ulaşır ve artık hızlanamaz. Bu küpü 77 metre ya da 10 kilometre yüksekten bırakmanız fark etmez. Ortalama bir paraşütçü atlama pozisyonuna ve kilosuna bağlı olarak 180 kilometre ya da 300 kilometrede limit hıza ulaşır. Yağmur damlaları ise yaklaşık olarak saniyede 9 metrede limit hıza ulaşır. Gördüğünüz her şeyin arkasında bir bilim var. Daha fazlası için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.